Şimdi tarih konularının hepsinde, ya yani Osmanlı'da da, Selçuklu'da da, İslamiyet öncesi Türk devletlerinde de tarihi olayların dışında bir de devlet yönetimi, kültür medeniyete önem veriliyor. Bunun sebebi şu, genelde hani 2000 yıl önce de şöyle bir gelenek vardı. Bugün de o faydalı olduğu için devam ediyor veya tam tersine işte ülkeyi belli bir grubun yönetmesi bölünmelere yol açıyordu. Bugün biz onu değiştirdik genel olarak. Mantık bu. Bu anlamda kültür ve medeniyet kısmı önemli, öne çıkıyor. Şimdi İslamiyet öncesi kültür medeniyetinde neler var? Tabii birinci olarak devlet yönetimi var. Devlete ne deniliyor? İl deniliyor. Yani bildiğimiz şu anki şehir anlamına gelen il geliyor. Başında birçok unvanı olan hükümdar bulunuyor. Bu unvanlar da çıkıyor. Gariptir. Aslında çok da şey değil ama işte Kaan, bugün çocuklara isim olarak verilen birçok şey erkek çocuklara çıkıyor. Mesela Hakan, Han. Ve bunların dışında Şanyu, Tanhu, Yapgu, İdikut, İlteber. İlteber de İlteberle İlteriş de veriliyor çocuklara genelde. Bunlar çıkıyor. Bir de hükümdarlık alametleri var. Bunlar İslamiyet'ten sonra biraz daha artıyor. İslamiyet'ten önce de var ama mesela tabii çadır var, taht var, sancak var. Sorguç var, davul var. Bir de bunların karşılıkları var. Mesela çadırın karşılığı otağı. Bugün bazı Türkçü Turancı sitelerde hep bu kelimeler kullanılıyor internette zaten. Mesela tahtın karşılığı örgün, sancağın karşılığı tuğ. Ve benim unuttuğum bayrak var, yay var. Bunlar hükümdarlık alameti. Devlet işleri nerede görüşülüyor? Devlet işleri ilk kez Asya Hun Devleti'nde Mete Han tarafında söylemiştik Mete Han zamanında. Kurultay Toy Kengeş meclislerinin oluşturulduğunu bu mecliste kurultayda görüşülüyor devlet işleri. Bir de önemli bir nokta var. Toy ziyafet anlamında da kullanılıyor. Şimdi bir de bu İslamiyet öncesi Türk devletlerinde bugünkü kutsal kelimesinden hatırlayabileceğimiz kut inancı var. Yani hükümdarı devlet yönetiminin Tanrı tarafından verildiğine inanılıyor. Yani Tanrı onu kutsamış. Buradan da aklınıza gelebilir. Şimdi bu kut inancının olumsuz tarafı var. O da taht kavgalarına neden olabiliyor. Ama tabii olumlu tarafı otorite güçleniyor. Otorite çünkü Tanrı tarafından verilmiş. Bir anlamda halk ona Tanrı'nın emaneti. Tabii bunu nasıl kullanacağına bağlı yöneticinin. Kurultay dedik, Toy Kengeş. 2 yılda 2 kez toplanıyor. Kurultayda kimler oluyor? Yani hükümdarın falan olacağı zaten az çok düşünülüyor. Ama bir de hatun var, yani hükümdarın eşi. Ve boy beyleri var. Kurultaya din adamları ve halk katılamıyor. Önemli bir nokta. Din adamları da katılamıyor. Boy beyleri niye katılıyor? Çünkü halkın temsili. Yani bir tür milletvekilliği gibi mi düşünebiliriz? Yani %100 demeyelim ama halkın temsili oradan aklımıza gelebilir. Katılanlara bir isim veriliyor. Kurultaya katılanlara toygun deniliyor. Kurultayda son söz hükümdar. Yani bu kurultayın bir aslında danışma meclisi gibi davrandığını gösteriyor. Ne kararı veriliyor kurultayda? Tabii savaş ve barış en önemli. Çünkü zaten savaşlı bir topluluk. İslamiyet öncesi Türk devletlerinin çoğu. Savaş ve barış kararı veriliyor. Aynı zamanda bir anlamda nüfus sayımı yapılıyor ama insan ve hayvan sayımı yapılıyor. Sadece insan değil. Bunun dışında Türk devletlerinde, İslamiyet öncesi Türk devletlerinde önemli olan belki de Türk tarih tezi yazılırken bu ön plana çıkarıldı. Hatun'un yönetimde etkili olduğu. Bu niye bugün hatırlatılıyor? Deniliyor ki bizim tarihimizde de kadına verilen önem 2000 yıl önce bile bu şekildeydi. Bu noktadan bir yorum sorusu türetilebiliyor. Hatun diğer adıyla Katun yönetimde etkili. Nasıl görüyoruz etkisini? Kurultaya katıldığını söyledik. Bunun dışında elçi kabul edebiliyor Hatun. Ve hükümdara vekalet ediyor. Yani bugün Cumhurbaşkanı'na anayasa konusunda işte diyoruz meclis başkanı vekalet ediyor. Ona da hükümdar da hatun vekalet ediyor. Şimdi burada 3 nokta var.
Bu üç nokta üzerinden yorum sorusu türetiliyor. Deniliyor ki, ülke hanedanın ortak malı anlayışı devletin kısa sürede yıkılmasına sebep olmuştur. Nereden hatırlıyoruz? Türkiye Cumhuriyeti'nde ülke bir hanedanın, bir grubun ortak malı değildir. Dolayısıyla buradan da Türkiye Cumhuriyeti'nin genel felsefesine uygun bir yorum çıkarılabilir. Kut inancı, yani Tanrı'nın yetki verdiği de kısa sürede bölünmeye, dağılmaya yol açıyor deniliyor. İkili teşkilat, ben üç dedim, ikili teşkilat yani boylar olayı aynı zamanda örgütlenme açısından sorun yaratıyor. Yani dağılmaya, kolay dağılmaya yol açabiliyor. Neydi? Ülkenin hanedanın ortak malı olması, kut anlayışı ve ikili teşkilat, boylar federasyonu şeklinde örgütlenme dağılmaya yol açıyor kısa sürede. Ünlü bir şifreleme sistemi var bu konuda. Deniliyor ki Osmanlı'dan önce kurultaya hükümdarın işte oğlu, amcası, yeğeni, kardeşi falan katılıyordu. Bunlardan bir banka şifresi türetiliyor. Şu an yok. Eskiler bilir. OYAK, askeriye ile alakalı OYAK bankası vardı. OYAK yani hükümdarın oğlu O, yeğeni Y, amcası A ve kardeşi K. Osmanlı'dan sonra ne oldu? HSBC, bugünkü adıyla HSBC oldu. Yani hükümdar sadece benim çocuklarım dedi. Ve geri kalan işte yeğendi, amcaydı falan. Onlar dışarı çıktı. Şimdi İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ikili yönetim anlayışı var. Bu ne? İşte ülke Doğu ve Batı diye ikiye ayrılarak yönetiliyor. Asya Hun Devleti'nde geliştirilen bir şey, ta ikili yönetim anlayışı. Hükümdar doğuda bulunuyor. Yani doğu daha üstün aslında. Batıyı hükümdarın kardeşi yönetiyor. Onun da bir özel ismi var. Yapgu. Yapgu ismi veriliyor. Bunlar dışında, yani hükümdarın kardeşine verilen ünvan dışında başka ünvanlar da var. Hanedan üyelerine ne deniliyor? Şat deniliyor. Yani bugünkü Kürşat'tan aklınıza gelebilir. Şat deniliyor. Tigin hükümdarın oğlu, Tadun var, vergi memuru. Tabi bunlar zor ama birkaç kere testlerde göre artık. Yani Tarkan biliniyor, Tarkan askeri yönetici, o kolay da. Tamgacı var, damgalamaktan aklımıza gelebilir. Yazışmalardan sorumlu kişi. Bir de Ayguci var, Ayguci de vezir. Bunların dışında bugün yargıç olan hakim yargıç, o zaman yargıcı, yani o zaten özel bir bilgi gerektirmeyen bir şey. Peki burada hiyerarşik sıralama nasıl? Yani İslamiyet öncesi Türk devletlerindeki devlet yönetiminde hiyerarşik sıralama nasıl? En üstte Kağan var. Altında Danışma Meclisi, yani Kurultay var. Sonra Ayuki var, hükümet. Altında Üge var, Ayguci. Ve onun altında da Bakan var, buyruk anlamına geliyor. Bu biraz daha ekstra bilgi ama genelde şu çıkabilir. Yani mesela bir soru soracaklar. Orta seviye. Tamgacıyı sorarlarsa biraz daha kolay ama mesela işte Ayguci'nin vezir olduğunu sorabilirler. Direkt bir bilgi sorusu olarak çıkabilir. Çıkarsa zaten bunu direkt sorarlar. Onun dışında işte şöyle de verilebilir. Bu biraz daha kolay bir soru. İslamiyet öncesi devirlerde Ayguci, yani vezir, şu şu görevleri yapıyordu diye sorunun içerisinde kendine tanımlatan bir bilgiyle de verebilirler. Devlet yönetimi bu şekilde. Bir de ordu var. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ordu var. Aslında bu da Türk tarih tezi yazılırken bugünkü devlet felsefesiyle biraz paralel yazılmış. Nasıl? İşte ücretli askerlik görülmemekte. Bu vurgu ön plana çıkarılmış. Bugün de askerlik vatani bir görev olduğu için Türkiye Cumhuriyeti'nde aynı mantık. Ücretli askerlik yok. Ama kadın asker, herkes asker oluyor. Yani ordu millet anlayışı var. Buna da özel olarak ordu millet anlayışı deniliyor. İşte savaşlarda Turan, Hilal taktiği uygulandığı ta Mete Han döneminde söylenmişti. Yine Mete Han dönemi demişken, onlu sistemde orduda var bu dönemde. Ve bu, yani Mete dönemi kara kuvvetlerinin kuruluşu, kuruluş yılı kabul ediliyor. Ordunun şöyle bir özelliği var. Yani orduyu biz her zaman ordu mantığını korumuşuz. Yani tarihimizde birçok şey değişmiş. Fakat
En az değişen kurumlardan biri ordu. Buradan bir yorum sorusu türetilebilir. İşte şunlar, şunlar, şunlar hangisine gösterir? Türk tarihinde ordunun çok fazla değişmediğini gösterir. Yani işte onun sistemin hala kullanılması vesaire vesaire. Bizim ordumuz aynı zamanda bazı orduları da etkiliyor. İşte Çin'le ve Bizans'la savaşlardan ötürü etkiliyor ve Moğollar da bazı topluluklarla savaştığı için Moğolları da etkiliyor. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde devlet yönetimi ve ordudan sonra önemli bir nokta hukuk var. Hukuk çok farklı aslında. Çünkü yazısız hukuk kuralları yani töre geçerli. Şimdi hükümdar ve kurultayın kararları bu noktada önemli. Çünkü hükümdar ve kurultayın kararları ile gelenekler birleşiyor, töreyi oluşturuyor. Ama Hakan da töreye uymak zorunda. Burada bir tür hukukun üstünlüğünü de aslında görebiliyoruz. Yani. Şimdi töre zamana göre değişebiliyor. Ama bazı şeyler hiç değişmeyen şeyler de var ama değişebiliyor yani. Sonuçta hükümdar ve kurultayın kararları içerisinde olduğu için nasıl değişiyor? Kurultayın kararı ile bir karar çıkarıyor. Bu karar sonucunda Hakan tarafından değişiklik yapılıyor. Bir de hukukta tabii göçebe bir toplum var. Dolayısıyla hukukun en önemli noktalarından biri cezanın nasıl verileceği. Hapis cezaları az. Sonuçta göçebe yani. Göçebe olduğu için hapis cezaları az sürüyor. Bununla ilgili Arog'da bir sahne vardı, o aklıma geldi. Bunu bilmemiz lazım. Göçebe yaşam tarzı hukuku nasıl etkilemiştir diye bir soru türetilebilir. Orada burada cezaların kısa olması ki kolay bir soru aslında, çok da KPSS o tarz yapmayabilir. Diğer sınavlarda belki olabilir. YGS'de falan. Hukukla ilgili başka şeyler de var, kavramlar. Mesela iyilik köni olarak biliniyor. Faydalık uz, eşitlik tüz. İnsanlık, kişilik. Bunlar ve adalet de, törenin değişmeyen hükümleri. Yani bunlar değişmiyor. Hukukta belli şeyler var. Bunların cezası ölüm. Yani ne var? Bugünkü vatana ihanet. Yani aslında bugünkü Türk toplumunda, hukukta, Türk töresinin de çok fazla değişmediği bu noktalarda. Genel yani anayasal olarak değil işte ama genel bakış olarak işte savaştan kaçma ihanet sayılıyor, cezası ölüm. Adam öldürmenin cezası ölüm. Devlete karşı isyanın cezası yine ölüm, idam. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ekonomik ve sosyal hayata baktığımızda ataerkil özellik var tabii. Çekirdek aile şeklinde ataerkil özelliğe sahip aileler var. Aileden devlete doğru sıralama nasıl oluyor? İşte aile, soy, boy ve millet, devlet. Bunların karşılıkları aile, oğuş, soy, uruk, boy, bot, millet, budun, devlet, il. Yine yani ihalatsız tarz sitelerde bu kelimelerin o karşılıkları sık sık forumlarda kullanılır. O karşılıkları o zaman var. Ve tek eşli evlilik var. Bu da önemli bir nokta İslamiyet öncesinde. Şimdi göçebe yaşamın yarattığı bir şey var. O da şu. Göçebe yaşam olunca toprak devletin malı sayılıyor. Dolayısıyla bir tür sosyal sınıfın oluşması engelleniyor. Çünkü sosyal sınıf oluşması için zenginleşmeyi biraz toprağa bağlı olduğu için orada üretimle alakalı. Toprağa devlet sahip olunca sosyal sınıf farkı engelleniyor yani toplumda uç kesimler oluşması. Ekonomik ve sosyal hayatta bir madde olarak bunu ele alabiliyoruz. Tabi Uygurlar döneminde tarım var. Orada farklı Uygurlar dönemi yerleşik hayata geçirmesi. Hayvancılıktan ötürü dokumacılık gelişiyor. Dokumacılığın gelişmesi. Bir de şimdi ekonomik ve sosyal hayat demişken bazı sorular var. Yorum sorusu. İşte hangisi yerleşik hayata geçirdiğini kesin kanıtıdır. İşte oraya bir tane saray diktiyse bu yerleşik hayata geçmiştir. Tabi sarayı sormuyor. Neyi soruyor? Biraz düşündürtüyor. Mesela diyor ki sulama kanalları. Şimdi sulama kanalları tabi yerleşik hayata geçirdiğinin kanıtı. İşte Orak, Sapan,
falan. Bunlar tarım yaptığının kanıtı olduğu için kesin kanıtı oluyor. Şimdi burada bir İslamiyet öncesi Türk devletlerini incelerken din konusunda inceliyorduk, ticaret konusunda inceliyorduk, alfabe konusunda inceliyorduk falan ama ticaret konusunda çok fazla detay yoktu. Mesela Türkler neleri almıştır diğer devletlerden? Ona çok bakmamıştık. Türkler et, deri, kösele, silah, işte tahıl, ipek, hayvansal gıda, canlı hayvan bunları alıyor. Demircilikte oldukça gelişmişler ve işte Hazreti Hun devletini konuşurken İpek yolu mücadelesi söz konusuydu. İşte Kürk yoluna hakim olup, pardon, hakim olup değil de yani Kürk yoluna, Kürk yolu üzerinden ticaret yaparak ticarette gelişen topluluklar vardı. Bu da önemli bir nokta. Yani ekonomik ve sosyal hayatta, ekonomik kısımda İpek yolu ve Kürk yolu aklımıza gelmeli. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde. Devletin gelir kaynakları neler? İşte halktan alınan vergiler var. Maden ve ticaretten gelen gelirler var. Bir de bağlı devletlerden, bu önemli bir nokta, bağlı devletlerden alınan vergiler var. Mesela Göktürkler Çin'i vergiye bağlıyordu. Yazı dil ve edebiyata geçtiğimizde buradan da bazı kavramlar geliyor. Mesela atasözünün sav olduğu, koşuğun müzik eşliğinde söylenen şiir olduğu, kopuzun müzik aleti olduğu ve sagunun ağıt olduğu yine bu dönemde geliyor. Çünkü sözlü edebiyat geliştiğini gösteriyor bu kadar kavramında olması. Yazılı edebiyatta neler var? Yazıtlar var. Aslında devletleri anlatırken isimleri geçen. Mesela Kırgızlarda Yenisey yazıtları, Göktürklerde Orhun yazıtları, Uygurlarda Karabağ, Sagun ve Sine Uşi yazıtları var. Yazıtların ötesinde bir de edebiyat kısmında Türk destanları var. Türk destanları neler? Hunlarda Oğuz Kağan destanı var. Göktürklerde Ergenekon ve Bozkurt destanı var. Uygurlarda Göç, Türeyiş, Mani dini destanları var. Kırgızlarda Uzun Manas destanı var. Oğuzlarda Kıpçaklarla mücadelelerini anlattıkları Dede Korkut hikayeleri var. Ve İskitlerde, Sakalarda Alpertunga, Şu destanları var. Yazı, dil, edebiyat dedik. Alfabeye tabii ki bakmak lazım. Göktürkleri konuşurken Göktürk alfabesini söylemiştik. Uygurlarda da yine kendi alfabelerini yaptılar. 14-18 harfli şeklinde söylemiştik. Bunlar Türklerin kullandığı alfabelerden geçiyor. Bunlar bizim kendimize özgü alfabelerimiz. Yine Uygurları konuşurken yerleşik hayata geçtiği için yazı, dil, edebiyat biraz Uygurlarda yoğunlaşmış. Kağıt ve matbaanın kullanıldığı geçmişti. Ve Kutluk Devleti zamanında yönetime etkili olan 3 kişi adına Orhun abideleri dikilmişti. Bu abideleri Yoluk Tigin dikiyor. Yoluk Tigin tarafından yazılıyor abideler. Bir de Türklerden söz eden yabancı destanlar var. Mesela Avrupa Hun Devleti'nde geçen Nibelungen, Almanların destanı gibi. Ayrıca İgor destanı ve Şehname ünlü. Bu üçünde de Türklerden geçiyor. Türklerin adı geçiyor. Din ve inanış kısmına gelecek olursak, tabii ilkel inançlar var. Bizim açımızda, biz öyle düşünüyoruz en azından. Tabiat kuvvetlerine inanılıyor. Dağ, güneş kutsal sayılıyor. Buna yer su inancı deniliyor. Bunun dışarısında totemcilik var. Necmettin Yılmaz'ın Yahşi Batı filminde bu da vardı. Bir kabilenin atası olarak kabul edilen bir hayvan veya bir bitkiye tapınma olayı totemcilik. Atalar inancı var. Yine bu dönemle ilgili gelen bir bilgi. Ne oluyor atalar inancı? Deniliyor ki işte ataların ruhları bu dünyada yaşıyor ve kendilerini koruduğuna inanıyorlar. Bu da İslam'ın farklı fraksiyonlarında bugün aslında farklı kişiler için boyut değiştirerek gelmiş şekilde. Gök Tanrı en yaygın inanç ve kurban kesme, kurban dinin direği gibi o zaman kurban kesmeye ve temizliğe önem veriliyor. Dinle ilgili terimler neler? En ünlüsü tabii şaman, din adamı. Diğer adı Kam. Şamanın dininde şamanizm var. Büyü, hekimlik karakteri taşıyan bir inanç. Bununla ilgili önemli bir
TED de var. Yüksek lisans TED'i YÖK'ü tabanını tavsiye ederim. Ve sorularda çok çıkan Balbal var. Mezar taşı işte. Öldürdüğü adam kadar başına dikiliyor. Ve bu taşlar biraz da sanatsal eser niteliği de gösterebiliyor yani. Sonuçta özel yapıldığı için sanat eseri olarak da kabul edilebilir. Cenaze töreni var. Yu. Kurgan var. Mezar. Yu aşı var. Cenaze evine götürülen yemek. Ta o zamanlarda gelen bir geleneğimiz. Bunun dışında Baksı. Şamanın yardımcısı. Ongun var. Kutsal hayvan. Totem. Bunların dışında ölüler değerli eşyalarıyla gömülüyor. Neden? Bu da neyi gösteriyor bize? Yorum mesela olarak ölümden sonra hayata inanıldığını gösteriyor. Tabii tek tek konuşurken işte Hristiyanlığı benimseyenler, Museviliği benimseyen, İslam'ı benimseyenler, Mani dinini benimseyenler falan değişik inançlarla etkileşim kurulduğu için değişik inançlarla benimseniyor. Türk devletlerinde tek bir şey yok. Ama genel olarak işte ilk başta Gök Tanrı inancı. Bilim sanat konusuna geçtiğimizde görüyoruz ki Türklerde 12 hayvanlı Türk takvimi var. Bunun da güzel bir hikayesi var onunla ilgili de. 101 Türk Efsanesi diye bir kitap vardı. Orada devenin nasıl o şeyden atıldığı anlatılıyordu. Bir daha doğrusu efsane bu. Efsaneye göre. Türk takvim var 12 hayvanlı. Bu bize neyi gösteriyor? 12 hayvanlı olmasından anlayacağımız üzere astronominin geliştiğini gösteriyor. Tabi diğer takvimler de var. İslamiyet'in kabulünden sonra özellikle kullanılan takvimler Hicri, Celali, Rumi ve bugünkü Miladi. Ama o zaman 12 hayvanlı Türk takvimi var. Göçebe yaşam var. Dolayısıyla bilim sanat dediğimizde, işin sanat kısmına girdiğimizde çok fazla sanat eserleri sabit bir şeyden yapılmıyor. Taşınabilir malzemeden yapılıyor. Resim, heykel ve müzik dallarında sanat eserleri var. Genellikle hayvan üslubu kullanılıyor. Yerleşik hayata geçiş sonrasında ancak mimari eserler yapılabiliyor. İşte Uygurlarda o da bu eserler sayesinde belli mimariler de gelişiyor. Bunlar da işte kubbe ve köşe üçgenleri mimarisi var Uygurlarda. Bunun dışında fresk ve minyatür kullanılıyor. Resim, heykel ve çini sanatı da gelişiyor. Tabii göçebe yaşamdan dolayı gelişen bir sanat da var. O da çadır sanatı. Çadır önemli çünkü o diğer adıyla ota hükümdarlık alametlerinden biri devlet yönetiminde. Genel olarak bilim sanatta bu şekilde ele alabiliriz.